Peygamberler Allah'ın gönderdiği yapay zekalar, otomatlar değil. Evet. Bundan kastım şu. Peygamberler de özgür iradeleri olan insanlar. Allah'tan gelen bir mesajı iletiyorlar. Vazifelerini yapmazlarsa bu Allah bir şekilde onları da burada tehdit ediyor. Hesaba Vazifelerini çekeceğini yapmaz, söylüyor. evet yani sonuçta vazifelerini yapıp yapmadıkları da elbette Allah tarafından biliyora göre bir düzeltme olacaktır yapmazlarsa. Ama özgür iradeleriyle vazifelerine uygun hareket etmemeleri de mümkün. İşte demin söylediğin gibi Hazreti Yunus işte tebliğ yaparken Allah'tan öyle bir emir gelmemesine rağmen karşı tarafın inatçılığı ve inkarcılığı karşısında bıkıp bir an tebliğini bırakıyor sonra pişman oluyor. Ama bu da neyi gösteriyor? Demek ki peygamberlerin de özgür iradesi var. İyi ile kötüyü seçebiliyorlar. İnsani zaaflarla şeyler, iradeleriyle insani zaafları geçiyorlar. Bu peygamberliği küçülten bir şey mi? Değil. Tam tersine büyüten bir şey. Çünkü otomat zaten başka türlü bir şey yapamaz. Örnek alınacak bir insan da zaten Tabii olamaz o buna. otomat dediğimiz makine gibidir. Yani sonuçta diyelim ki herhangi bir makineye, bilgisayara siz tuşu basarsanız mecburen açılır. Basarsanız bir işte belli tuşları bilmem kaç sayılı rakamları mecburen çarpar. Bir tane işte çim biçme makinesini belli şekilde çalıştırsanız otomatikman ben çimleri biçmeyeceğim demez. Yani mecburen gider. Yani makineler yapay zekalar gibi daha gelişmişlerinden çim makinesi gibi daha basitlerine kadar insanların verdiği komutlar çerçevesinde hareket eden otomatlar. Bunların bir iradesi yok. İçinden gelen arzularını bastırma nefsiyle işte belli savaş içinde olma gibi durumları yok. O yüzden yani bir makine diyelim çok yararlı bir şey yapsa da aferin makine. Yani diyeceğimiz onu ahlaki açıdan takdir edeceğimiz bir durum yok. Evet. Ama bir peygamber görüyoruz işte peygamberimiz de örneğini. Ne yapıyor? Karşı taraf onu taşlıyor. Küçük çocuklar. Kavmi inkar ediyor. Onu tecrit ediyorlar. İnsanlar ondan kaçıyor. Açlığa mahkum etmeye çalışıyorlar onun yakınlarını. Daha sonra öldürmeye kalkıyorlar. Bütün bunlara karşı çizgisinden hiç taviz vermiyor. Eğer ki bir insan olmadan taviz vermesi o zaman bunda çok büyük bir şey görmez. Hayır o da bizim gibi insan. Onun da bir içinde yaşam arzusu var, ölüm korkusu var. Sevdiklerine ve dünya ile ilgili lezzetlere karşı da onun da bir Şimdi bağımlılığı var. gözyaşı döküyor. Evladı öldüğünde Tabii. gözyaşı döküyor. Eşinin yine vefatı, amcasının yine vefatında hüzün yılı dediğimiz bir yıl neredeyse yaşanıyor. O da Yani açlık çekiyor. evet. O da mesela üstüne taş geldi mi acı çekiyor. Buna rağmen davasından bir an işte taviz vermiyor. İşte yani aslında öbür türlü yolu seçebilecek olmasına rağmen bunu yaptığı içindir ki peygamberlerin yaptığı değerli. Ve peygamberler de iradeli varlıklar. O yüzden işte peygamberle ilgili kıssalardan görüyoruz. Bunu da arada söylemiş Şimdi olalım. hocam